Evet. Nigar Hanım, siz çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bunu da gözden kaçırmadan hemen dillendirmek istiyorum. Toplumsal kutuplaşma ya da kutuplaşma dediğimiz şey sadece negatif olarak algılanmamalı dediniz. Kutuplaşmanın pozitif anlamdaki etkileri nelerdir? Biraz açabilir misiniz bu konuyu? Türkiye'de kullanıldığı biçimiyle kutuplaşma aslında negatif bir şey tabii ki. Ama öyle algılıyoruz, evet. Yani literatürde baktığımız zaman kutuplaşma kelimesi İngilizce'deki versiyonlarına baktığımız zaman partiler üzerinden sadece oyların iki partide toplanması ya da belli meseleler üzerinden toplumun ikiye bölünmesi olarak ortaya çıkabiliyor ve bu negatif bir durum olmak zorunda değil. Bir konuda toplum ikiye bölünebilir. Türkiye'deki versiyonunda, yani bizim kullandığımız negatif versiyonunda düşünceler karşıtı üzerinden ortaya çıkıyor. Kötü olan bu. Yani bir mesele tartışılmadan, müzakere edilmeden, o kanallar açılmadan, örneğin bir yasanın oylanmasını düşünelim. Ya da sistemsel bir değişiklik önerisi yapıldığını düşünelim bir parti tarafından. Yeterince doğru kanallar tarafından mesele tartışılmaksızın her aktörün aniden pozisyon aldığını görüyoruz. Bu işte ideolojik bir tutum ve asıl kötü tarafı, yani kutuplaşmanın negatif tarafı da bu. Yani meselelerin tartışılmasına ve sağlıklı bir müzakere ortamının ortaya çıkmasına engel olan bir şey aslında bu anlamıyla kutuplaşma.